Merhabalar sevgili seyircilerim ve değerli izleyicilerim. Bir Gerçeklik Seçtim Oldu programında bu hafta yine Dünya Göz Hastanesi'ndeyiz ve Dünya Göz Hastanesi Refraktif Cerrahi Başkanı Operatör Doktor Sayın Efekan Coşkun Seven'le beraberiz. Bu hafta ne konuşacağız? Katarak tedavilerini, kataraktaki en son teknolojileri. Hemen lafı uzatmadan kendisine dönmek istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Bu hafta katarak hastalığından ve tedavilerinden konuşmak istiyoruz sizinle. Ben iki konuyu gündeme getirmek istiyorum. Birincisi, katarak hastalığında uyguladığınız, ameliyatlarında uyguladığınız en son teknolojiler neler? İkincisi, 40 yaşından sonra malum hepimizde yakın görme problemi oluşuyor. Bilmiyorum, oluşmayan insan var mıdır? Ve bunların tedavisinde, bunların ameliyatlarında neler uyguluyorsunuz? Bu iki konuyu özellikle altını çizerek izleyicilerimizle paylaşırsak çok mutlu olurum. Katarak ameliyatlarında en son teknolojiler nelerdir? Öncelikle ama katarak nedir? Yani niye katarak oluyoruz? Her canlı niye bir gün katarak oluyor? Öyle deniyor. Şimdi ya. Nasıl, onu sorayım size. Bizim dişlerimiz yaşlanıp çürüyor bize. Saçlarımız biliyorsunuz belli bir yaştan sonra genetiğimize bağlı beyazlaşmaya başlıyor. Çünkü onun metabolizması bozuluyor. Dişimizin de metabolizması bozuluyor. Beslenmesi bozuluyor. Aynen öyle. Gözümüzün içinde bakın ben buraya getirdim. Böyle bir mercek var. Bakın bu mercek şu anda saydam. Yani sağlıklı bir mercek. Ben böyle baktığımda da gözün içini görebiliyorum. Gözün içinden de baktığımda sizi görebiliyorum. Ama bu mercek zamanla metabolizması bozuluyor, işte içine su alıyor vesaire, beslenmesi de bozuluyor. Yaşlılığa bağlı. Yaşlılığa bağlı. En büyük sebebi. Bakın gözü artık perde gelmiş halde. Dumanlı. Ben buradan bakınca sizi göremiyorum. Hiç dışarıdan da bakınca gözün içini göremiyorum. Bunu çoğu hasta gözüme perde indi diye tarif eder. Tabii biz artık bu seviyeye gelince yani bazı katarakları dışarıdan bile görmeniz mümkündür. Bunun en büyük sebebi yaşlılık ama doğuşta da katarak var. Bizim konjenital katarak dediğimiz ve çocukları, aileleri dışarıdan bile bakmakla bu katarakları görebiliyorlar maalesef ki bunun tedavisi çok acil. Ya da bir travmayla yani bir boksör de katarak olabilir. Bir araba kazası geçiren de katarak olabilir. Ya da bir metabolik hastalığı olan kişiler. Ya da mecburen bazı ilaçları, işte kortizon gibi ilaçları çeşitli doku nakillerinden sonra, organ nakillerinden sonra kullanmak zorunda olanlarda da biz katarakla karşılaşabiliriz. Ya da başka bir göz hastalığına bağlı tedavi olur hasta. Örneğin glokom hastalığı tedavisi olur, cerrahisi olur. Buna bağlı da katarak gelişebilir. Tabii ki tek tedavisi var. İlaçla tedavisi mümkün değil. Cerrahi yapıyoruz. Bunun buradan alınıp ne yapılıyor? Böyle yerine yeni bir mercek konularak bu tedavi yapılmış oluyor. Efekan Bey, programdan önce bahsettiniz. Ameliyathanenizde de görüntüleyeceğiz. Femtosaniye lazer tekniğiyle bu merceği oradan alıyorsunuz. İzleyicilerimize biraz anlatabilir misiniz? Şöyle aslında, nasıl oluyor? Basitçe anlatmak gerekirse hasta yatar pozisyonda diyeyim. Şöyle duruyor. MR cihazı gibi ben ona öyle diyorum ama büyüklüğü iki buzdolabı büyüklüğünde bir cihaz var. Bir kol geliyor. Evet. Ameliyathanede görüntüleyeceğiz bunları efendim. Gözümüze dokunuyor. Bu arada hasta kesinlikle bir sistemik uyuşturucu madde almıyor. Sadece damla anestezi yapılıyor. Dokunmakla beraber bütün görüntü ekrana geliyor. Ben artık ekrandan cihazı yönlendiriyorum. Buradan gir diyorum. Bu kadar milimetre gir diyorum. Lensin kabuğunu bu kadar kes diyorum. Bu büyüklükte. Buradan kes diyorum. Sonra merceği diyorum. Küp küp kır diyorum. İçinde programı var. İstersem küp küp kırıyor. O küplerin büyüklüğünü, küçüklüğünü ben belirleyebiliyorum. Katarın yoğunluğuna göre aslında katarı paramparça hale getiriyorum. Sonra onu nasıl temizliyorsunuz orada? İşte nasıl temizliyoruz? Artık girişini lazer yapmış. Başka bir odaya alıyorum hastayı. Orada FACO dediğimiz bir cihaz var. Ucu kalem ucu büyüklüğünde. O cihazı o delikten içeri sokup o lazerin parçaladığı lensleri emerek
merceğin içini boşaltıyorum. Aslında kabuğunu almıyorum. Lens yerinde, sadece içi boşalmış. Onun içine böyle bir lens koyuyorum. Şimdi lensleri de ben buraya getirdim. Aslında bakın lensin büyüklüğüne bakarsanız neredeyse bunu yerleştiriyorsunuz. Evet, sarı renkte olmasa elinize versen bulmanız mümkün değil. Ne kadar yumuşak. Evet. Biz bunu rulo yapıp gözün içinden 2 milimetreden gözün içine yerleştiriyoruz. 150 yıl falan dayanıyormuş. İnsan ömrü o kadar değil yani ama. Yani o kadar ömrümüz yok zaten. Ama mercekleri büyütülmüş görüntüyle gösterirsek şekli şu şekilde. Evet. Özellikle sarı dizayn edilmiş. Bu ultraviyoleye karşı ya da ultraviyole değil mi? İstenmeyen ışınlara karşı gözü korumak için. Bu örneğin biz daha önce bu lens takıyorduk. Bu lens de büyütülmüş şeklini gösteriyorum. Biz buna mono diyoruz. Bunu taktığımız hasta sadece uzağı görebiliyor. Yakını göremiyor. Yakını göremiyor. Bunun için herhangi bir astigmat da yoktu. Şimdi bunun astigmatlısı çıktı. Bakın ben astigmatlısını getirdim. Burada ufak çizgiler var. Hı hı. Ben bu lensi gözün içinde döndürerek astigmatik tedaviyi de yapabiliyorum. Oo, harikaymış. Ama asıl en büyük gelişme ise belki ekranda görülüyordur. Bakın lensin üzerinde ufak ufak çizgiler var. Bu işte akıllı mercek. Trifokal dediğiniz. Çeşitli adlandırmalar yapılıyor. Akıllı mercek bu bütün hepsine konulan evet. Genel bir ad. Evet. Özellikli lens, akıllı lens, trifokal özelliği olan, multifokal özelliği olan lenslere bu ad veriliyor. Bu lensin özelliği şu, taktığımızda hasta uzağı da görüyor. Orta mesafeyi de görüyor, yakını da görebiliyor. Orta dediğimiz mesafe nedir Efekan Bey? Aslında ortayla bizim kastettiğimiz hani uzak 5 metre ve ötesi, hı hı. Yakın 40 santim ve ortada bunun araları. Ama buradaki en önemli orta bizim için örneğin bir ressam. 50-60 santimetreden resim çiziyor. O ressam yani iş gözlüğü. Yani şu kolumuzun uzaklığı. Evet, biz buna iş gözlüğü diyoruz. Bir tekniker adam. Bir vidayı sıkıştıracak ya da bilgisayara bakacağız. Yani en önemli bizim şu anda hayatımızın vazgeçilmezi hepimizin evinde bilgisayarlar var ya da iPad'imiz var. iPad'e bakacağız. Hem kitabı da okuyabilmeliyim. Ben gece yatağıma yattığımda kitap okumak istiyorum. Ya da kitabımı da okuyabilmeliyim. Bilgisayarımda da rahatlıkla çalışabilmeliyim. Uzağı da görebilmeliyim. Ve bu mercekleri kullanırken ben hiç kafama oturtamamıştım. Nasıl oluyor bu? Yani evet. Bunun fiziği. İnanın ki beyin nasıl bisiklet kullanırken bir süre sonra ilk bindiğinizde pedala bakarsınız, direksiyona bakarsınız. Hani yola bile bakamazsınız nereden ama o sonra birkaç gün ya da birkaç ay sonra artık dışarıdaki ağaçlara bakarak, müzik dinleyerek bisiklet kullanırsınız. Burada işte onu yapmanızı sağlayan beyinde korteks dediğimiz tabaka. Yani biz bir gömlek giyerken de kesinlikle ben kolumu şimdi şöyle uzatayım diye düşünmeyiz. Düşünmeden evet, tabii. Otomatik olarak bunu yaparız. Burada da çeşitli teoriler var ve artık korteksin devreye girdiği ve beynin otomatik olarak bu lensi kullanmaya alıştığı. Özellikle ameliyattan sonraki 4 ayda görme kalitesinin çok arttığını görüyoruz. İyice sertleşmiş, ilerlemiş bir katarak ameliyatı daha mı zor oluyor yoksa bu femtosaniye lazer cihazıyla artık o da mı sorun olmaktan çıktı? Öncelikle ben bütün hastalarımı femtosaniye ile yapmaya çalışıyorum. Eğer hastanın gözü bebeği küçükse yapamayabiliyoruz. Mecburen güzel, normal manuel teknikle yapıyoruz. Özellikle sert kataraklarda femtosaniye lazer aslında bize en önemli kabuğun kesilmesinin yanında katarağı da parçalayarak gözde ameliyattan sonra oluşan ödemi de azaltıyor. Ve biz 2012'de başladık femtosaniye lazer ile katarak yapmaya. Şu anda %100'e yakın oranımız. Sadece birkaç hastada yapmak zorun yapamadığımız hastada eski yöntemi kullanıyoruz. Hastalarımızı kıyasladığımızda ya da bir gözü manuel olmuş, bir gözü femtosaniye lazerle, inanın ki femtosaniye lazerle yapılan hastalardaki o kabuğun
ne kadar güzel kesildiğini, ne kadar güzel ortada olduğunu görüyoruz. Hı hı. Özellikle hastaya uzak yakın cerrahisi yapılacaksa o lensin lokasyon açısından çok önemli. Peki bir hasta size geldi ve yakın problemi var, başka hiçbir problemi yok. Katarak da henüz oluşmamış gözünde. O zaman bu ameliyatı yine yapabiliyor musunuz? İşte aslında artık o hale geldik ki, yani bu ameliyatlar o kadar başarılı ki, bırakın katarın ilerlemesini beklemek, hastalar daha işin başında sadece hem uzaktan hem de yakından kurtulmak için bile bu ameliyatı oluyorlar. Biz buna temiz lens ameliyatı diyoruz. İsmi işte clear lens extraction, işte temiz lens değiştirilmesi ya da çıkarılması ameliyatı adı altında adlandırılmaya başladı. Bu yöntemle katarak oluşmadan bile bir lensin içini boşaltıp yerine trifokal lens koyuyoruz. Ve gerçekten başarı oranı çok yüksek. Hastaların çok başarılı, mutlu olduğu bir yöntem. Ameliyattan sonraki iyileşme dönemi ne kadar sürüyor? İlaç tedavileri, işte hastanın günlük yaşamına dönmesi, lazer gibi mi bu da? Öncelikle biz hastanın gözünü kapatmıyoruz. Kapatmaya gerek yok. Aynı gün iki göz de olabilir ama örneğin ben aynı gün yapmayı tercih etmiyorum. Bir gün sonra hastanın gözünün sonuçlarını değerlendirip ikinci gözü o şekilde hazırlanıyorum. O bana biraz daha avantaj sağlıyor ama hastanın eğer cerrahi fobisi varsa, yurt dışından geldiyse, vakti yoksa ve bir an önce bu işin iki gözün birden olmasını istiyorsa, daha çok psikolojik nedenlerle hastalarımız istiyor, yapılmasına hiçbir sakınca da yok. Peki şimdi çok sorulan bir soru var. Özellikle bana da sormam için ısrar ettiler, mailler attılar, mesajlar attılar. Bir hastanın yüksek miyobu var ve yaşı ilerledi. ICL, yani bu göz içi lens ameliyatını mı tercih etmeli, yoksa bu şekilde katarak oluşmadan gözün içine yerleştirdiğiniz bu mercek ameliyatını mı tercih etmeli? Bunun tercihini daha doğrusu kim yapıyor? Siz mi yapıyorsunuz? Bunun çok zor bir soru. Öncelikle teşekkür ederim. Şöyle ki, gerçekten bu bizim en zorda kaldığımız durumlar. Çünkü biz hastamıza ICL çok başarılı bir ameliyat. Göz içi lens, kontak lens ameliyatı. Ama miyop hastaları, 50 yaşında çok yüksek miyop bir hastayı göz içi lensiyle tedavi etmek istediğinizde, bu sefer aslında yakın bir sıkıntısı kalıyor. Evet. Yani aslında gözünü sıfırlıyorsunuz. Ne kadar yakın yani hocam? Bu mesafede yakın gözlüğü kullanması gerekiyor. Hı. Ama biz bazen bunu da bilmemize rağmen ICL tedavisini tercih ettiğimiz durumlar olabiliyor. Neden? Eğer göz içi kontak lens tedavisi göz arkasını biraz daha koruyan bir tedavi. Yani katarak oluşumunu 60'lara 70'lere mi çekiyor? Yok, sizce? Hayır. Göz arkasından kastım retinada biliyorsunuz retinal yırtıklar, delikler olabilir. Evet. Bu konuda biraz daha güvenli bir yöntem. Ve bu nedenle hastamıza bunu paylaşıyoruz. Bakın, siz çok yüksek miyopsunuz ve burada sizin retina sağlığınız, retina riskleri çok çok daha önemli. Biz sadece uzağınızı düzeltelim şimdilik. ICL tedavisinin ilerideki katarak ameliyatına hiçbir yan etkisi yok. Göz yine bakir kalıyor. Biz bugün bu şartlarda düzeltelim, yakın gözünüzü kullanın ama 60-65'e gelince, yani daha yaşlandığınızda bu sefer mercek değiştirme ameliyatını tercih ederiz diyoruz. Ama hastanın göz arkasında hiçbir problemi yok. 50 yaşındaysa bazı hastaya da direkt uzak yakın bir arada mercek değiştirme ameliyatını veriyoruz. Sizler Dünya Göz Hastanesi'nde FDA onaylı mercekleri kullanıyorsunuz. İzleyicilerimizle bunu da paylaşalım. Mercek kalitesi de önemli değil mi? Ölçümleri. Tabii, FDA ne demek? Amerikan Sağlık Örgütü'nün onayladığı mercekler. Şimdi bu neden önemli? Çünkü denenmiş, sonuçları bilimsel gerçeklerle kanıtlanmış ve bizim alışık olduğumuz lensler bunlar. Ama bugün çeşitli ülkelerin lensleri de kullanıldığını da biliyoruz. Biz açıkçası kurumumuzda FDA onaylı dışında lens kullanmıyoruz kesinlikle. Çünkü bu bir kez yapılıyor. Tamam, lens değiştirebilirsiniz ama
son derece hastaya travmatik olan bir ameliyat, bu lens değiştirme ameliyatı. Biz onun için en güvendiğimiz lens takma yolunda ilerliyoruz. Evet. Katarak ameliyatlarında herhangi bir, atıyorum, terslik oldu, hasta başka bir hastanede oldu, geldi ve ne bileyim, göremiyor, olumsuzluklar oldu. Tekrar yenileyebiliyor musunuz? Bu tabii ki riskli midir? Çok çok zor. Çünkü orada örnek veriyorum, lensin kabuğunu keserken yapılmış olan bir hatayı nasıl düzelteceksiniz? Evet. Takılan bir lensi çıkarmak çıkarabilinir ama son derece riskler içeriyor. Çünkü o lensi içeride keserek çıkarmanız lazım. Evet. İçeride, yani düşünün ki gözün içine kesici bir alet girmek zorunda kalıyor. Gözün halbuki camı çok hassas ve geriye dönüşü, travmaları geriye dönüşü mümkün değil. Bence en iyi şekilde, en uygun koşullarda ameliyat yapıp bunu bir kere de halletmek lazım. Çünkü gözünüz çok hassas bir organ. Örneğin kornea dediğimiz gözün camının iç dokusunda endotel dediğimiz hücreler var. Bunların kaybı yerine getirilemiyor. Yenilenmiyor. Evet. Dolayısıyla bazen kornea nakli dediğimiz, yani belli bir doku, o korneanın tümünün değil, sadece arka yüzeyinin naklini gerektiren hastalar olabiliyor. Evet. Katarak ameliyatlarında kullandığınız mercekleri ölçmek için nasıl teknikler kullanıyorsunuz? Yani bu çok kritik bir şey değil mi? Sonuçta o orada ömür boyu kalacak ve değişmeyecek. Çok iyi ölçülmesi gerekiyor. Bizim yanında bir oda var aslında. Ameliyathaneye giderken bir odaya doğramak isterim sizinle. İnanın görseniz uzay üssü gibi. Yaklaşık 10-11 cihazı var. Bir cihazla değil, birkaç tane cihazla değerlendirerek buna karar veriyoruz. Buradaki en önemli şey, bir doktor olarak bizim üzerimize düşen görev, hastanın ihtiyacına göre en doğru lense karar verebilmek. İşte astigmatı nedir? Astigmatik lense gerek var mı? Giriş yerini düzelterek mi düzelteyim? Yan kesiler mi yapayım? Hangi lensi kullanayım? Hangi numarayı kullanayım? Hasta daha önce bir lazer tedavisi geçirmişse bunun mercek hesabı bambaşka çözümler gerektiriyor, formülasyonlar gerektiriyor. Sadece yani bu cihazların hepsini kullanmanın yanında o cihazları yorumlamak da çok çok önemli bir süreç. Evet. Benim tanıdığım en az 10-15 tane kataraklı eşim, dostum, ahbabım var, yaşı ileri ve bekliyorlar, olmuyorlar. Neden? Geçmişteki ameliyatlar mı korkutuyor insanları? Şimdi geçmiş tabii 20 yıl önce, 25 yıl önce Türkiye'de dikişli katarak cerrahisi vardı. Benim asistanlığım zamanında. Hastanede kalmalı falan mıydı? Evet, yani hastalar bavuluyla gelirdi. Yaklaşık bir hafta kalırlardı. Bir hafta. Evet, yani benim çalıştığım hastanede o şekildeydi. Sonra ben Beyoğlu Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyken ilk defa orada gördüm. Katarak ameliyatına oluyor hasta ve öbür gün gidiyor. Fako cerrahisi başladı çünkü. Fako cerrahisi dikişsiz bir ameliyat cerrahisi olduğu için hastalar hiç yatmadan bile sabah gelip akşam evlerine dönebiliyorlar idi. Şimdi gelip bir saat sonra evlerine dönebiliyorlar. Özellikle bu femtosaniye lazer cerrahisi işi daha da kolaylaştırdı, daha da güvenilir kıldı. Katarak ne kadar sertse işi o kadar zorlaştırıyor. Onun için ben hastalarıma öneririm çok fazla beklememeleri. Kaldı ki çok başarılı bir yöntem. Evet. Yani sosyal hayatınıza engel olmayan bir 5 dakikalık süreç var ama tabii yarım gün burada geçiyor. Hemen görmeye başlıyor muyuz? Hemen görüyorlar ve gözü kapatmaya gerek yok. Koruyucu bir gözlük veriyoruz. Bir de yaşlanmış olan hastalarımıza bir önerim daha var. Şimdi onlar katarakları başlarken ne kadar katarak olduğunu, hızlı gelişini fark etmiyorlar ama renkleri unutuyorlar. Katarak ameliyatından sonra inanılmaz renkler daha renkler yapacağını. Yani onlar gerçek gülün rengini unuttular. Farkında değiller. Tabii. Ve moralleri değişiyor. Mood diyoruz biz. Hani evet. Hayata bakışları değişiyor. Evet. Gençleşiyorlar. Çok yavaş geliştiği için bu katarak süreci. Katarak da nedeniyle
renkleri ne kadar kaybettiklerinin farkında değiller. Evet. Maalesef hepimiz yaş alıyoruz. Yaşlanıyoruz demeyeyim de yaş alıyoruz. Ve bir gün başımıza gelebilecek bir rahatsızlık katarak bekletmeye gerek yok. Hekiminize başvurarak. Yılda bir kere kafi değil mi bu kontrolleri yaptırmak için? Yani yılda için. Bir kere de çok rahatlıkla doktorunuz size anlatacaktır ama siz zaten kendiniz anlayacaksınız. Anlarsınız. Yavaş yavaş görmenin azaldığını. Evet. Ama bence her yani diş hastalıkları gibi kesinlikle en az yılda bir kez göz hekimine görünmekte fayda var. Evet. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bu da çok sorulan bir soru. Glokom ameliyatlarından sonra katarak onun kardeşi mi oluyor? Yani mutlaka katarak gelişiyor mu? Hayır, şart değil ama glokom cerrahilerinden sonra katarak gelişebilir. Hı hı. Gelişme süreci artabilir. Bazen glokomdan önce katarak yapmak gerekebilir. Aslında kardeş hastalıklar ama örneğin ben glokom uzmanı değilim. Bana hastam geldiğinde ve ben herhangi bir riskli durum varsa mutlaka glokom uzmanı ile bunu paylaşıyorum ve onun önerilerine göre hareket ediyorum. Evet, evet. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ne yapsınlar? Katarakla ilgili nasıl bir tutum izlesinler? Öncelikle katarak cerrahisi Türk göz doktorları tarafından çok başarılı yapılan bir cerrahi yöntemi. Kaldı ki bize yurt dışından bile bu cerrahi tedavi olmak için gelen hastalarımız var. Öncelikle çok beklememelerini öneriyorum. Tabii ki acil bir cerrahi tedavi değil. Bazen bana hasta geliyor, bana çok acil tedavi olacaksın dendi diye. Panik içinde gelen teyzelerimiz, amcalarımız oldu. Acil bir tedavi değil ama çok bekletip, çok ertelettiğimiz takdirde cerrahi tedavinin süreci değişmeye başlıyor. Birincisi bu. İkincisi de uzakta da yakında da çok başarılar elde ediliyor. Yani hayatımızda o uzak ve yakın gözlüğünü de atma şansımız var bu tedaviyle. Üçüncü söylemek istediğim de katarağı da beklemenize gerek yok bununla. Gerçekten de artık yakın gözlük insanları belki 20 yıl önce bu kadar değildi ama herkesin de cep telefonu var, herkesin de iPad var, bilgisayar var. Yakın gözlük ihtiyacı daha da belirginleşti. Evet. Yani yakın gözlüğünüzü yanınıza takmadan 50 yaşında bir insanın sokağa çıkması bile mümkün değil neredeyse. Evet. Ama eskiden belki oturduğunuz yerde evinizde kitap okuyordunuz. Şimdi bir elinizde cep telefonu var ve onu okumak zorundasınız. Arabada navigasyona bakarken. Yani her zaman ihtiyacınız var. Gerçekten de bunlardan kurtulabilmeniz mümkün. Tabii ki yine doğru hastaya, doğru zamanda doğru tedavi yapmak kaydıyla. Evet. Hadi yakın tamam da uzak varsa ama dedin evet az önce konuştuk. Yakın, uzak, uzak, orta zor, hepsini bir arada halledebiliyorsunuz. Efendim hepsini hallediyorlar. Yani halledilmeyecek hiçbir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok ben sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Kataraklarınızı olgunlaştırmayın. Doktorunuzu ziyaret edin ve bir an önce güvenle doğru hekim, doğru hastanede ameliyatlarınızı olun diyoruz. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Dünya Göz Hastanesi Refraktif Cerrahi Başkanı Sayın Efekan Coşkun Seven'in ameliyathanesindeyiz. Ve bugün sizler için katarak ameliyatını görüntüleyeceğiz. Katarak ameliyatlarında son teknolojiler, femtosaniye lazerin ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve kataraklı merceğin nasıl alındığını şimdi bize kendisi anlatacak uygulayarak. Evet hocam, femtosaniye lazer çok konuşulan ve çok az hastanede bulunan bir teknoloji. Dünya Göz Hastanesi'nde ameliyatlarınızı, katarak ameliyatlarınızı bu cihaz vasıtasıyla yapıyorsunuz. Biraz bahseder misiniz bize? Şimdi normalde sadece katarak ameliyat değil, hiç katarak gelişmemiş hastalarda da mercek değişim ameliyatı. Biz buna temiz lens, clear lens cerrahi istiyoruz. Hem uzağı hem de yakını görmek için takılan trifokal ya da akıllı merceklerin ameliyatında da bu cihazı kullanıyoruz. Türkiye'de sayılı merkezlerde olabilen bir cihaz bu. Normalde biz katarak ameliyatında FACO denen bir yöntemi kullanıyorduk. Biraz sonra da göreceksiniz onu. Ultrasonik ses dalgalarıyla merceği emip yok ediyoruz. Ama o merceği yok etmeden önce
Ben insan eliyle, yani doktor ellerimle, cerrah ellerimle, Türkiye'de çok iyi cerrahlar var. Tüm Türk doktor, göz doktoru gerçekten çok iyi, çok iyi cerrahlar artık. Biz gözün içine girmek için bazı bıçaklar kullanıyoruz. Ondan sonra da o merceğin üzerindeki kabuğu da kendi elimizle, özel aletlerle alıp yuvarlak bir şekilde FACO yöntemine başlıyoruz. Bu cihazın özelliği 8-10 saniye kadar kısa bir sürede benim elimle yapmak zorunda olduğum bu işlemlerin hepsini kusursuza yakın mikron seviyesinde yapıyor. Yani girişlerimi lazerle hazırlıyor. Merceğin ön kabuğunu 3 saniyede yuvarlak bir şekilde kesiyor. Ki hani elinize bir kalem bile versen o yuvarlağı mükemmel yapmak her zaman kolay değildir. Dediğim gibi çok iyi bir cerrah olmak da bazen yetmiyor. Çünkü hastanın görme aksını bilmek, o yuvarlaklığın yerini tespit etmek, o yuvarlaklığın çapını tespit etmek, bunların hepsini bu lazer cihazıyla birazdan da göreceğiniz gibi yapmak mümkün. Ve bunları saniyeler kadar kısa sürede, hasta hiç ağrısız yapmadan yapılıyor. Hastamız kaç yaşında? Hastamız 54 yaşında. Hem uzaktan hem de yakından tedavi olmak için bize başvurdu. Biz hastamızın sağlıklı merceğini alıp yerine akıllı mercek takacağız. Trifokal dedikleri. Trifokal mercek takacağız. Evet, evet. İşte bu merceklerin lokasyonu, yeri de kapsülün kesisi çok çok önemli. Yaklaşık 3-4 saniye süren bir kesi. Hastamızın lensi temiz, yani katarak neredeyse hiç yok ama çok sert kataraklarda özellikle bu cihaz o katarığı da parçalayabiliyor. Katarığı küp küp parçalara ayırıyor. Ve bizim FACO sırasında kullandığımız enerjinin de miktarını azaltıyor. Evet. Dolayısıyla bu aslında bizim ameliyata daha keskin, sınırları belirli bir şekilde başlama şansı bize tanıyor. Özellikle de bu trifokal lens ameliyatında çok önemli bir basamak. Efekan hocam, insanlar kataraklarını bekletiyorlar. İyice bekletiyorlar, bekletiyorlar artık gözleri görmez hale gelinceye kadar. Bu kadar yüksek teknolojiler gelişmişken buna gerek var mı? Gerçekten eskiden dediğiniz doğru. Biz hastaları katarak ameliyatındaki başarının çok yüksek değildi. Bu kadar yüksek değildi. Ama artık 25 yıldır Türkiye'de FACO cerrahisi çok ileri düzeyde yapılıyor. Çok çok cerrahlarımız çok çok iyi. Ve başarı oranı o kadar yükseldi ki artık temiz bir merceğe bile katarak ameliyatıyla uzak ve yakın düzeltmek için bu cerrahiler yapılabiliyor. Bu merceğin ömrü ne kadar? Yani ölene kadar artık bizi idare ediyor. Öyle değil mi? Bu tabii ki ölene kadar kullanabileceğimiz bir daha. Şimdi bakın sadece bir damlayla, anestesiyle lokal anestezi mi? Genelde uyguluyor musunuz? Biz buna topikal diyoruz. Yani sadece damla anestezi. Damardan evet. Sadece damar yolunu açtık hastamızın. Herhangi bir madde vermeye gerek yok ama hastamız ameliyat sırasında standby dediğimiz anestezi doktorunun takibinde izlenecek. Bu aşamada anestezi doktoruna gerek yok. Şöyle bir aletimiz var. Bununla gözü sabit tutmak için kullanıyoruz. Bunun içine birazdan bu cihazla sıvı vereceğiz. Bu sıvı gözle lazer cihazı arasındaki kusursuz alanı bize sağlıyor gibi düşünün. Böylece gözün tilt dediğimiz bazı hareketleri de bizim için önemli olmuyor. Cihaz hemen gözün içindeki bütün katarağın yerini, şeklini bize önümüze çıkartıyor. Biz buradan ondan sonra dijital olarak ameliyata başlıyoruz. Çok basit bir şekilde, şimdi ben gözünüzü açacağım, sakin olun, bakın bu şekilde yakaladıktan sonra bir miktar sıvı veriliyor. Sıvı verildikten sonra buradaki cihaz göze değdikten sonra da tedavi başlamış oluyor. Hiç canınız bir şey hissetmeyeceksiniz. Evet, bu şekilde göze sadece böyle bir şey dokunduruyoruz. Hasta hiçbir şey hissetmiyor bu sırada. Evet, bakım yapabiliriz. Şimdi bakım oldu. Sıvı veriyoruz bir miktar. Sıvı da verildi. Bundan sonra da alet dokunduktan sonra işlem 8 saniyede bitiyor. Evet, 8 saniye içinde merceği oradan evet. Alıyorsunuz. Beyefendi böyle kalın lütfen.
Evet. Gerçekten teknolojinin geldiği son nokta. 8 saniyede kataraklı merceği bıçak değmeden oradan hastanın gözüne alıyorlar. Bakımı boşaltıyorum. Evet. Son derece kısa bir işlem. Evet. Hiçbir şey olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Efekan Hocam, femtosaniye lazerle merceği kestiniz. Bundan sonraki aşama ne oluyor? Anlatır mısınız izleyenlerimize? Şimdi biraz önce gördüğünüz gibi kornea kesileri yapıldı. Lensin üzerindeki kubukta kesi yapıldı. Lens 4 parçaya ayrıldı. Ben şimdi buradaki FACO cihazıyla o lensin içindeki materyali alıp yerine akıllı dediğimiz trifokal merce koyacağız. Bununla hastamız hem uzağı hem orta hem de yakın seviyeyi görebilecek. Evet, harikasınız. Peki bundan sonra hasta ne kadar sonra günlük yaşantısına, genel hayatına dönebiliyor? Bir de gözü kapatıyor musunuz hocam? Gözü kapatmamıza gerek yok. Hasta 4-5 saat evde dinlendikten sonra evde kendi işlerini yapabilir, yemeğini yiyebilir. Ama bugün tabii dışarı çıkmasını çok önermiyoruz. Bir gün sonra da kontrolümüz var. Kontrolden sonra banyo yapabilir. Ameliyat biraz sonra da göreceksiniz. Yaklaşık 4,5-5 dakika sürecek. Evet. Lens materyalini alıp yerine 3 boyutlu akıllı merce koyuyoruz. Eskiden ne kadar zamanda yapılıyordu bu ameliyatlar? Aslında FACO ameliyatı da aynı sürede yapılıyor. Yani direkt sadece FACO cerrahisi aynı sürede yapılıyor. Daha önce dikişli cerrahi yapılıyordu. Tabii o çok çok daha uzundu ve hastanın iyileşim süresi çok çok daha uzundu. Evet. Bu cihazı biraz anlatabilir misiniz izleyicilerimize? FACO cihazı bu. FACO cihazının önemli özelliği bütün hastanın 2 milimetrelik, 2.4 milimetrelik bir giriş yerinden, ki bu giriş yeri kendi kendine kapanabilen bir giriş yeri, lens materyalini emme şansını sağlayan bir cihaz ve bize kesi yerini genişletmeden ve dikiş atmadan ameliyatı bitirme şansı sağlıyor. Evet. Efendim, katarak ameliyatı olmaktan korkmayın. Kataraklarınızı gözünüzde bekletmeyin, sertleştirmeyin. Teknoloji bu kadar gelişmişken lütfen iyi doktorlara, iyi hekimlere giderek muayenelerinizi olun ve rahatlıkla, gönül ferahlığıyla bu operasyonlarla sağlığınıza kavuşun diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun.